Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerin 6 günlerden bir değerlendirme yapacağız. Bu modifleri biliyorsunuz, daha önceki videomda yayınlamıştım, aynı modifler. Bununla bir mandal torbası, yani mandal çantası yapmaya çalışacağız sizlerle beraber. 6 böyle olmak zorunda, yarım modifler. İlk önce ben daha önceden bir bölümünün yarısını yapmıştım. Şimdi ilk önce diğer tarafı, iki kabak olacağı için diğer tarafı yapmaya başlayacağız. Yarım modif ve bütün modifi birleştirme bölümü. Şimdi önce yarım modifin ilk köşesinden başlıyoruz. 2-3 zincir çekiyoruz. Daha sonra iğnemizi dolayıp çıkıyoruz. 3 çıkışta çıkıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Sonra tekrar diğer boşluğa batıyoruz. Aynı şekilde 3 çıkışta çıkıyoruz dolayıp. 3 kere dolduruyoruz her boşluğumuzu. Bir zincir. Diğer köşeye gelinceye kadar aynı işlemi yapmakla meşgulüz. Yani her şeyi değerlendirmeyi sevdiğimiz için bunu da değerlendiriyoruz bu şekilde. Artık yünler niye bedava gitsin, değil mi? Bizde de bir değerlendirme fırsatı. Şimdi köşeye geliyoruz. Köşeye geldiğimizde de aynı işlemi yapıyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. Köşeyi 3 kere dolduruyoruz. Dolayıp tabii ki de. Arada 2 zincir çekiyoruz bu sefer köşe olduğu için. Tekrar aynı bölüme batıyoruz. Tekrar aynı şekilde 3 kere dolduruyoruz aynı bölümü. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Diğer köşeye kadar geliyoruz şimdi yine. Evet arkadaşlar. Yeşili birleştirmeyi zaten burada bırakmıştım. Tekrar ben böyle geldim. Buraya çift dolum yaptık. Tekrar böyle gelerek burayı da aynı şekilde çift dolum yapıp 2 zincir çekiyoruz. Aşağı iniyoruz. Şimdi de diğer yarımımızla birleştirme yapacağız. Ya yani zaten yarım birleştirme normalde hiçbir yerde yok. Bunu ben kendim keşfettim. Böylelikle de bir kolaylık oluyor sizlere de bana da. Yarım birleştirmeyi beraber şimdi yapalım. Evet arkadaşlar. Yarım birleştirmek için üçgen bölümünü iç bölümüne alarak köşesinden başlıyoruz çalarak. Yine 3 çıkışta çıkıyoruz. 3 kere dolduruyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi tekrar siyahımızın boşluk bölümünden hiç çalmadan biterek bir zincir tekrar çekiyoruz. Şimdi diğer bölümümüze geçiyoruz. 3 kere dolduruyoruz. Bu şekilde yapa yapa köşe bölümümüze kadar geliyoruz. 3 dolum siyahtan birleştirme boşluk bölümünden. İşlenmiş yerde değil. Boşluk bölümünden birleştirerek bir zincir. Tekrar eflatun ipimizin olduğu bölümüne tekrar gelerek köşe bölümümüze kadar iniyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi köşeyi birleştirmedeyiz. Kırmızının köşe bölümünü 3 kere yine dolduruyoruz aynı şekilde. Nasıl doldurduğumuzu anlatmama gerek yok zaten. Onu artık biliyorsunuz. Her zamanki gibi nazar değiyor arada. Zincirler boşa gidebiliyor. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. O ilk birleştirmelerimizin arasındaki tam orta bölüme batıyoruz. Tam ortasına denk gelecek. Ama hiç çalmadan, etmeden, dolamadan yani tek çıkışta çıkıyoruz. Bir tekrar 2 zincir kırmızının köşe bölümünden tekrar devam ediyoruz. 3 kere dolduruyoruz bu bölümü. Arkadaşlar lütfen videolarımı beğenin, yorum yapın. Ne kadar çok yorum benim o kadar çok keşfete düşmem demek beğenmek. Beğenmek biliyorsunuz ücretsiz her zaman. Birbirimize destek olalım. Böyle güzel modiflerle, böyle güzel değerlendirmelerle karşılaşalım tekrar. Yine aynı şekilde kırmızı yeşille birleştiriyoruz. Ve ben bu hale getirinceye kadar diğer videomda görüşürüz. Evet arkadaşlar, mandal çantamızın alt bölümünü bu şekil bitirmiş olduk. Şimdi üst bölümünü de aynı şekilde bu şekil yaptık. Şimdi bu iki parçayı birleştireceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Bunun için de üst üste koyuyoruz bu bölümümüzü. Ama üst üste koymadan önce, yani eşit şu anda
Bunu aynı bunda yaptığımız gibi etrafını komple siyahla geçiş yapacağız. Bunun için de buradan başlıyoruz. Aynı birleştirme yaptığımız gibi birleştirme bölümü gibi 3 kere dolduruyoruz. Bir zincir çekip tekrar her boşluğu 3 kere doldurup bir zincir çekip tekrardan komple etrafını aynı şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu kadar kolay bir aslında örnek. Gördüğünüz gibi her boşluğa batıyoruz, 3 kere dolduruyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ben şimdi bunun komple etrafını çevireyim. Sonra tekrar size birleştirmeyi göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi diğer parçamı da aynı şekilde gittim. Alttaki yarımlardan aynı şekilde yarımları üst üste gelecek şekilde devam ettiriyoruz. Bu üsttekiler de bu şekilde olacak. Şimdi iki örgümüzü birleştirmekte sıra. Bunun için de bir zincir çekiyorum. Karşıda ortaya denk geldiği için o bölüm mavi örgümden devam ediyorum. Bunun için de arkadaşlar bir zincir çekiyoruz. Örgülerimizin arasındaki boşluk olan bölüme batıp şimdi tekrar çalıyoruz. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz bir zincir çekip. İkisini aynı anda yapmıyoruz. Batıyoruz. Çıkıyoruz, zincir çekiyoruz. Bu sefer karşı taraftaki boşluğa. Tekrar hiç çalmadan, dolamadan tek çıkışta bir zincir çekiyoruz. Aynı şekilde hep boşluklara yapa yapa bu şekil komple etrafını yapıyoruz. Ama şöyle bir ince ayrıntı var arkadaşlar. Lütfen üste geldiğiniz zaman bu mandal koyma, el koyma yerlerinde oraları birleştirmiyoruz. Buraya geldiğimiz zaman buradan düz gidip tekrar buraya gelip buradan devam edeceğiz. Zaten buraya geldiğimiz zaman ben size tekrar bilgilendireceğim. Evet, şimdi bu şekil ekledik. Şimdi ise bu kalan bölümümüzü ekleyeceğiz. Bu yanları sakın eklemiyoruz çünkü elimizi sokmamız lazım mandal alabilmemiz için. Burayı da aynı şekilde işliyoruz arkadaşlar. Yani biz her boşluğa bir kere dolamadan girip bir zincir çekip çıkıyoruz. Şimdi bu bölümü de birleştirdik. Şimdi ise sırada kuşağımız var. Kuşağımızı yapacağız. Bunun için de ilk başlangıçta 10 zincir çekeceğiz. Kuşak için. On zincirimizi çektikten sonra ekstradan 2 zincir çekiyoruz ki batımımız kolay olsun. Doluyoruz ve 3 çıkışta çıkıyoruz. Buraya da 10 tane çubuk yapacağız. Sonuna geldikten sonra tekrardan 2-3 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Tekrar battığımız yerlerden alarak tekrardan 10 tane çubuğumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ben bunu bu şekil video öncesi yapmıştım zaten. Size göstermek için yaptım. Bu şekil 1,75 yani 175 santim boyunda bir kuşak hazırlıyoruz. Şimdi bu kuşağı bileşimine geldi sıra. Arkadaşlar, bu kuşağımızın tam orta bölümünü buraya gelecek şekilde ayarlayarak devam ediyoruz. Biz bunu
Tığla birleştirmiyoruz. İğne ve iplikle birleştiriyoruz. Kuşağımızı biraz üstüne gelecek şekilde, bir sıra üstten gelecek şekilde aynı ipimizden ilerleterek dikiyoruz. Her zaman gibi işlerimiz zor. Ve ben bunu her seferinde, her videomda söylüyorum. Sonuna kadar, yani kuşağımızın şekli bitinceye kadar bu şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, mandal çantamız bitti. Benim 16 sene önce bana kayınvalidemin hediye ettiği mandal çantası. Bu şekil kullanıyoruz. Aynı mandalları bunun içine burada bu şekil yapıp siz de mandallarınızı böylelikle doldurabilirsiniz ve bunu belinize kuşak şeklinde bağlayacaksınız. Mandal çantamız bu şekil. Yani çok kullanışlı. Mandallarınızı rahatlıkla belinizden bağladığınız şekilde alabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Çeyizlerimize de yapabiliriz, hediye de yapabiliriz arkadaşlarımıza. Çok güzel bir mandal çantamız. Her seferinde herkese her şekilde değişik bir hediye yöntemi. Herkese hayırlı günler. Bu şekilde belimize bağlıyoruz. İçine de mandal dolduruyoruz ki rahat kullanabilelim.